programımızın son bölümünde tarımın olmazsa olmazı arıcılıkla ilgili yürütülen farklı projeleri, arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Çapak'la söyleşeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Şimdi çok çok teşekkür ederiz. Arı o kadar önemli bir mahlukat ki onun o rengi, onun o hareketliliği, arı gibi çalışması bütün dünyanın belki de ekosistemini yönetiyor. Ne dersiniz? Arı olmazsa hayat olmaz diyorum ben. Evet, kesinlikle. Gerçekten her şeyin kaynağı, neticede bitkilerin, ağaçların bir şekilde yeşermesi için de polen üreten ve bir şekilde onların toprakta yeniden yeşermesine sebep olan aslında arı. O yüzden arı çok kıymetli bir varlık. Kendisine vahyedilen bir varlık aynı zamanda, diğer canlılar gibi değil. Biz onun için arıyı hayatımızın ayrı bir yerinde tutuyoruz. Sayın Rektör, aynı yaştayız sizinle. Bingöl'de doğdunuz, orada orta öğretiminizi tamamladınız. Sonrasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldunuz. Dolayısıyla o Bingöl'ün muhteşem dağlarını, florasını en iyi Bingöl'lü olarak siz bilirsiniz herhalde. Birazcık anlatır mısınız? Çocukluğunuzda nasıl bir yerde acaba oralar? Tabii çok doğal, hala doğallığını çok iyi koruyor. Aslında Bingöl'de balın meşhur olması da biraz önce bahsettiğiniz doğal florasından kaynaklı. Hakikaten çok farklı bir coğrafya. Evliya Çelebi kendi seyahatnamesinde bile coğrafyasının farklılığına, binlerce farklı tür bitkilerin varlığına dikkat çekiyor. O dönemden, geçmiş tarihi verilerden anladığımız kadarıyla geçmişte de bal var, arıcılık var. Çünkü flora zengin ve vergi alınmış ta eski tarihlerde üretilen ballardan. Ama bugün ne geldiğimizde balın meşhur olduğu söylenirdi Bingöl'de ama bunun kalitesini ortaya koyacak, parametrelerini belirleyecek bir şey yoktu. Flora hakeza, floranın zengin olduğu söylenirdi ama üzerinde çalışmalar yoktu. 2016-2017'de bölgesel kalkınma misyon farklılaşması ile ilgili üniversiteler öne çıkınca bizim üniversitemizde ilk 5 üniversiteden biri oldu. 5 tane üniversite belirlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları Külliye'de açıklamıştı. Bingöl Üniversitesi Tarım Havza üst başlığı alt arı ürünleri ve endemik bitkilerle öne çıkmış oldu. Arıcılıkla ilgili de pilot üniversite seçilen tek üniversite. Bu noktada biz tabii söylenen, kaliteden bahsedilen, floradan bahsedilen süreçleri bilgiye dayalı yeniden ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla bu alanda 4-5 yıldır ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bingöl florasını ve bal kalitesini ortaya koyabilmek için 36 farklı bölge, 108 farklı noktaya 3 yıl boyunca biz arı kovanları koydurduk. Ve uzman arkadaşlarımız Arıcılar Birliği'nin de desteğiyle buralarda 3 yıl boyunca hem bal kalitesini ortaya koymak için bal numunelerini topladılar, hem de floranın zenginliğini ortaya koymak için flora üzerinde çalıştılar. Buradan elde ettiğimiz neticeler, sonuçlar üzerinde de coğrafi işaret belgesine başvurduk. Coğrafi işaret belgesini de aldık. Bazen işte duyarız, şu bitkinin coğrafi işareti, şu köyün coğrafi işareti bizim öyle değil. Bingöl coğrafyasının coğrafi işareti. Herhangi bir köy değil, herhangi bir ilçe değil. 7 tane ilçesiyle, bütün köyleriyle coğrafi işaret belgesi alınmış oldu. Bir bitkiden değil, mesela geven bitkisinden değil veya başka herhangi bir bitkinin coğrafi işareti değil, bütün bitkilerin coğrafi işareti belgelenmiş oldu. Hakikaten zahmetli bir süreç. 3-4 yıl sadece florayı tespit etmek ve bütün coğrafyanın bal kalitesini ortaya koymak basit bir şey değil. Bu bizi şeye de götürdü, Avrupa Birliği sürecine götürdü. Sanayi Bakanlığımız en son 10 tane ürünün Avrupa Birliği coğrafi belge süreçlerine ortaya koymak için müracaatta bulundu. O ürünlerden bir tanesi de Bingöl balıydı. Süreç hala devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla bal olarak da sadece Bingöl balı. Evet. Dolayısıyla Bingöl balı belgeli ve gerçekten floranın zenginliğinden kaynaklı kalitesini ortaya koymuş durumda. 600 numune arasında dünya ikincisi olan bal. Geçen yıl İngiltere'de birçok ödül alan, dünya birincisi olan bal. Yakın zamanda Fransa'daki yarışmalarda yine ödüller alan bir bal var Bingöl'de. İnşallah biz bunu işte Bingöl Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarla bir arı kompleksi yapıyoruz, tamamlandı gibi. Burada arıcılıkla ilgili her şey var. Atölyeden tutun işte müzesine kadar, bal paketlemeye kadar büyük bir alan etrafını çevirdik. Orada arılarımız da duruyor.
Ve aynı zamanda Arıcık'la ilgili her türlü çalışmalar devam edecek orada. Bir de bir tanıtım ve satış ofisi olarak tasarladığımız bir yerimiz var. O da faaliyete geçmek üzere. Orada da sadece bal değil, bal ürünleri üzerinde çalıştığımız için hem balı hem de bal ürünlerini sergilemek istiyoruz. Belki iş adamlarımız görerek, buradan esinlenerek daha güzel çalışmalar yaparlar diye düşünüyoruz. Çünkü üniversitenin işi ticaret değil, örnek ortaya koymak. Biz de örnek ortaya koymak için özel çalışıyoruz. Bingöl arısının doğal halini tespit ettik. Hiç başka yere taşınmamış. Biliyorsunuz zaman zaman gezginciler oluyor. Evet. Arılarını daha sıcak bölgelere götürüyorlar ama öyle bir yere götürmemiş. Sadece Bingöl'de arıcılık yapmış ve dağlık alanlarda, rahat gidilemeyecek alanlarda arıları tespit ettik. Bunları da Ankara'ya ve yurt dışına belli laboratuvarlarda incelettik ve Bingöl'ün yerel arasını ortaya koymuş olduk. Şimdi bu yerel arının ıslah çalışmaları devam ediyor proje üzerinden. İnşallah böyle zaten doğaya uygun, kışına, yazına uygun arı tipi ama bunun da yeniden daha diğer özelliklerini de tespit ederek sadece Bingöl arısının olduğu, hem veriminin bol olduğu, hem de doğa koşullarına uygun olduğu bir süreci de görmüş olacağız. Vallahi Sayın Rektör, tek bir soru sordum ama ağzınızdan bal damlıyor. O kadar güzel anlattınız ki. Size şunu soralım tabii ki. Tek bir kişinin, yani Sayın Rektör'ün bu işi yapması mümkün değil. Bir ekibin olması gerekiyor. Ekipte kimler var? Hangi fakülteler acaba ortak çalışma yürütüyor? Tabii bir ekip olmadan olmuyor. Elimizde sihirli değnek yok işin doğrusu. Evet. O yüzden ekiplerle yürüyor bu iş. Biz bir koordinasyon merkezi kurduk. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi. Dolayısıyla bu işi koordine eden bir koordinatörümüz var. Rektör yardımcıları zaten işin içerisinde. Bu işi yürütmek üzere 25 tane uzman arkadaş aldık. YÖK'ün desteğiyle bize verdikleri kadroları bu alan için ayırdık. Burada analiz yapan arkadaşlarımız dahil olmak üzere arıcılıkla ilgili ne akla geliyorsa her alandan birer tane arkadaş aldık ve bu süreç içerisinde tabii bu arkadaşlarımız uzmanlaştı. Bu pilot üniversite koordinasyon merkezinde arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili güzel çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Tabii laboratuvarımız güçlenmiş oldu. Bizim artık yapamadığımız analizimiz yok. Kalıntı ve kalıntının türleri, derecesine kadar her türlü çalışma yapılıyor. Akredite süreçleri bitmek üzere laboratuvarımızın. Bu noktada da güzel çalışmalar var. Burada ilgili olan her arkadaşı dahil ediyoruz. Ziraat Fakültesinden, Veteriner Fakültesinden, Fen Edebiyat'ın özellikle kimya bölümü. Hatta psikoloji dahil, pazarlama dahil arkadaşlarımız var. Bu niyetle alınan arkadaşlarımız var. Çünkü hepsinin yönü var. Halkla ilişkiler uzmanı var. Hepsinin bir boyutu var. Bunlarla birlikte yapılan çalışmaları inşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi görmüş olacağız. Bir de tabii bu işin akademik yönü var. Evet. Sadece sahada çalışmıyor arkadaşlarımız. Bu sahada elde ettiklerini akademik alana taşıyorlar. Bir dergimiz var. Arıcılıkla ilgili düzenli çıkan, 6 ayda bir çıkan akademik uluslararası bir dergimiz var. Ayrıca yüksek lisans doktora programlarımız var. Benim bildiğim direkt arıcılıkla ilgili yüksek lisans doktora programları yok. Zootekni programlarının altında var. Ama doğrudan arıcılıkla ilgili bizde yüksek lisans doktora programları var. Ön lisans programımız var. 102.000 bursiyer öğrencilerimiz var. Dolayısıyla sadece sahada arıcılara eğitimle yetinmiyoruz. Onun dışında ortak projeler yürüyor. Ana arı üretimiyle ilgili mesela projelerimiz var ve biz bunları sertifikalandırıyoruz. Tarım Bakanlığı destekli sertifikalar veriyoruz. Arıcılarımızı eğitirken öbür taraftan da akademik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'nin ilk arı ve arı ürünleriyle ilgili ortak merkezi Bingöl Üniversitesi'nde. Bingöl Üniversitesi'nin koordinatörlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle, ortaklığıyla kurulan bir merkez bu. Bu noktada da sadece Bingöl Üniversitesi olarak değil, diğer paydaş üniversitelerle de güzel çalışmalar yapmak için yola çıktık ve devam ediyoruz. İyi çalışmalar da yaptığımızı düşünüyoruz. Bu arada tabii sahada acaba sizin yaptığınız çalışmalar vatandaşlar tarafından nasıl karşılık görüyor, onu da merak ediyoruz. Kesinlikle tabii sahada aslında bir dezavantajımız var, coğrafya. Gitme aldığımız evet. Dediği şey aslında coğrafya kaderdir dediği şey. Evet. Bir liman kenti değiliz. Marmara'da değiliz. Göbekli yani ticaretin döndüğü yerde değiliz. Ya da ilaç sektörünün olduğu ortamda değiliz. Biz birçok çalışma yapıyoruz. 60'a yakın ürün elde ettik.
Bu ürünlerimizi biz pazarlamada biraz zorlanıyoruz işin doğrusu. Evet. Buraya yatırımcı gelmesi lazım ya da merak edenlerin bir şekilde biz de aramaya çalışıyoruz ama onların da bir şekilde bizi bulması lazım. Belki sizin programınız buna da vesile oluyor. Elbette. Ben hasreten teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çünkü kamu artık, yayıncısı olarak görevimiz budur zaten. Artık sadece bal değil, bal işin ucuzu. Bunun içinde propolis var, polen var, arı sütü var ve bunlarla ilgili ürünler var. Baldan çok daha değer eden şeyler. Evet. Yani balımız kaliteli eyvallah. Belli bir aşamaya da geldi. Nitelikli bal olunca tabii müşteri de memnun oluyor. Ama bu coğrafi işaretle birlikte artık inşallah kaliteli balı göreceğiz. Çünkü kaliteli bal ile kalitesiz balı ayırma ortamı ortaya çıkmış oldu. Bal yarışmaları yapıyoruz. Biz üniversitede 5. yılın bal yarışmasını da yaptık. Bütün arıcılarımızdan numuneler alıyoruz ve bu numuneleri son derece şeffaf. Sonucu ben bile bilmiyorum. Bir takım kodlarla arkadaşlar hazırlıyorlar. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bu noktada. Tabii arıcılarımızın sayısı arttı. Evet. Bal üretiminin sayısı arttı bu çalışmalarla birlikte. Çünkü farkındalık oluştu ve kalite ortaya konmuş oldu. Bu süreç inşallah devam edecek. İnşallah. Çalışmalara vesile olacak. Efendim katkınız için çok teşekkür ederiz. Bingöl Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Çapak'la söyleştik. Size ve çalışma arkadaşlarınıza, ekiplerinize kolaylıklar diliyoruz. Üniversitemizi ve bu çalışmalarımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sesimiz oldunuz. Teşekkürler. Rica ederiz. Türkiye radyoları, Türkiye'nin televizyonları tabii ki her zaman vatandaşımızın, kamunun sesi olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.